Selamlar sevgili gönül dostlarım, nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz, güzel bir yere, güzel bir kanala geldiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Şimdi bugün gün be gün, an an kavuşmak üzere olan sevgili gönül dostlarımız için, birbirini seven insanlar için gerçek bir sevgi ve aşkla karşılıklı birbirini seven bir ruhsal bağlantı, beşeri olarak birbirlerini görseler de görmeseler de ruhsal olarak bir sevgi aşk bağlantısı, duygu bağı içinde olup birbirleriyle bir enerji bağıyla bağlı. Beşeri planda da mutlak surette birbirini tanımış, platonik olmayan, tamamen birbirini tanımış, mutlaka aralarında bir fragman yaşanmış. Araya üçüncü kişiler, reklamlar girmiş ve sonrasında da sinema filminin devamı, bakalım bize neleri gösterecek, serimize devam ediyoruz. Yani güncel hayatımızda biz neler yaşıyoruz onunla ilgili olarak günlük olarak periyodik açılım yapmaya gayret ediyorum sevgili arkadaşlar. Nail olabildiği kadarıyla ben de buraya oturuyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bizleri ne bekliyor, ne yaşayacağız? Şimdi bugün de 20 Şubat 2024 mahkeme muhakeme kartına tekabül ediyor tarotta ve mahkeme muhakeme kartını işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Kartın normal klasik kitap anlamı der ki sevgiyle ölüler diriltilir. Şimdi mahkeme muhakeme kartı, eğer mahkeme muhakeme de kalmışsanız bugüne kadar aslında fiiliyatta, fiziken, beşer olarak ruhsal bağlantı dışında, beşer olarak ruhsal bağlantıyla fiziksel, yani manayla maddede denge sağlayamamış iseniz, bu söyleyeceklerimize akan akanallık edeceğim, bakalım neler akacak. O zaman demek ki bunlara uyumlanacaksınız, bakalım olumlu ve olumsuz neler yaşanmış. Neden 20 numara mahkeme muhakeme kartıdır ve ruhsal manası ölüyle sevgili sevgiyle ölüler diriltilir ve tabuttan çıkmış ruhlar burada şifayı gösteren artı kırmızı işaretle ve dört elementi, yani hava, su, toprak, ateşi, yani dünyayı, somuttaki somut olan dünyayı ifade eder. Beşer olan bizim fiziksel tarafımızı ifade eder. Ve sağlığı dünya boyutunda ifade eder. Ruhsal olarak da melek vardır. Ve bir şey var, borazanı var. Onu üfleyecektir. Peki nelere üflü, yani üflenmiş mi, üflenecek mi, ona bakacağız şimdi. Yani siz neler yaşamışsınız ya da neler yaşıyor olacaksınız. Şimdi tabuttan çıkmış üç tane ruh, karşı tarafta da üç ruh var. Fakat bu üç ruhun biri ilahi eril, biri ilahi dişil, bir tanesi de çocuk, biliyorsunuz çocuklar masumiyeti temsil eder ve ikisinin masumiyetini temsil eder. Sevgiyi temsil eder, saflığı temsil eder. Karşılıklı olan duygu, aşk ve sevgiyi de temsil ettiği gibi aynı zamanda Eros zaten saflığı temsil ettiği için bir erkek çocuk figürüyle, biliyorsunuz, astrolojide de temsil edilir. Dolayısıyla karşı tarafta da, buradaki ruhların aynısı, karşı tarafta da canlı. Şimdi burada aslında ölmüş, tabuttan çıkmış, dirilmiş olan ruhlar var. Karşı tarafta da bu ruhların aslında fiziki dünyada yaşayanları vardır. O yüzden karşılıklı bir üç ruh gözüküyor burada. Şimdi buradaki mahkeme muhakemede elbette ki çocuklarla ilgili konuları da temsil ettiği gibi, ama ruhsal manada, kartın ruhsal manasında denir ki sen o kadar çok mahkeme muhakemede kaldın ki, ve bu bir aşk konusu. Çünkü burada bir ilahi eril, bir ilahi dişil de temsil edilmiştir. Bakın, ilahi eril, ilahi dişil ve ikisinin masumiyetidir. Şimdi bu geçmişinizi, bitmişliği de gösterir. Karşı tarafta da aslında ruhların karşısında, bakın, bir de canlı karada yaşayanlar da var burada.
aynı ruhların karşısı var. Yani kendi kendilerinin aynalamaları var. Burada manada bu üçüyü de, karada olanları da, tabuttan çıkmış olanları manada anlayacağız. Demek ki biten bir şey yok. Tabutun kapağı yok. Kapatılmış bir şey yok. Öldüğü, bittiği zannedilmiş olan ilahi eril dişi, her iki taraf birbirinden işte öldü bu aşk, bitti. Haşa, iptal iptal. Hani bitmiştir bu aşk. Veya onun bana sevgisi bitmiştir. O beni istemez. Öbürü de öbürü için düşünüyor olabilir. Fakat karşı taraftaki her bir ruha tekrar tekabül eden aynı ruhların karada yer alması da, hayır, somutta senin bittiğini, soyutta düşündüğün ama aslında senin zihninde çok kaldığın için, zaten mahkeme muhakeme kartıdır. Çok fazla zihinde, düşüncede kaldığın için aslında burada biten bir şey yok ama sen sadece bitmiş olduğunu düşünüyorsun. Bak, bak karşıya, karşıda seni sana aynalayan ruhlarınız var denilir. Henüz üflenmiş bir şey yok ve burada ruhlar şifalanabilir. Bunu kişi isterse özgür iradesiyle, bu beyaz üzerinde kırmızıyla artı işareti olan bu bayrak aynı zamanda teslimiyeti, şifalanmayı, sağlığı, dört element gibi gibi temsil eder. Peki, şimdi değnek beşli kendiliğinden düştü. Değnek beşli de yine çok zihinde kalmayı gösterir. Kendi kendiyle çatışmaları gösterir. Aslında sen kendi kendini destekleyebilirsin. Yani cesaretini, gücünü eline alabilirsin. Bu senin içinde zaten var ama sen kendi kendine çatışmaktan o kadar çok zihin ve düşüncede kalıyorsun ki aslında yapabilecek olan gücünü düşürüyorsun. Her insan her şeyi yapabilmeye muktedir, yaratmıştır Allah. Yeter ki istesin. Dolayısıyla bir tılsım kraliçesi geldi. Tılsım kraliçesi benim pek sevdiğim bir kart değildir. Bu değnek kraliçesine ve aynı zamanda katinadaki karşıda mida enerjisini çalıştıran her türlü dişil enerjiye işaret eden. Ve tılsıması geldi. Somutta bir şeyler mutlak surette Allah'ın izniyle, Allah izin verdiği takdirde de olabileceğine işaret eder. Peki, şimdi devamındaki senaryoya baktığımda tek tek kartlar okumayacağım, özet yapacağım. Burası kapalı verilmişti. Açalım. Aziz, tılsım onun üzerine Aziz geliyor. Juno üzerinde evlilik. Hem ilahi aşk hem karma evlilik bir arada verildi. Aynı sütunda bakın. Ve tılsım kraliçesinin altına geliyor. İlahi bir aşk da olmayan, hayali ilahi bir aşk yaşamak olan, karma bir evlilikte olan bir dişil karmik enerjiye sahip bir dişili gösterir. Yani Lilith enerjisidir tılsım kraliçesi arkadaşlar. Peki gerçekteki tılsım kraliçesi aslında o makamı hak etmeyen biri, hak ettiğini düşünerek o role soyulmasıdır arkadaşlar. Onun içinde oturduğu taht sahtedir. Bakın, bu bir kraliçe tahtı değildir zaten. Tahtına bakın. Tahtın içinde her türlü kuru kafadan tutun, her türlü illüzyonist durumu temsil eden, burçları temsil eden kafa yapıları var. Meyveleri temsil ediyor. Ve aynı zamanda burçlardan ve masumiyete de arkası ters olarak gösteriliyor. Ve kendine bir şans, fırsat yaratmak isteyen biri, bunu da somutta dünyada maddi olarak maddiyat üzerinden, para üzerinden, çıkar ilişkileri üzerine, sırf kendini sadece bu dünyada düşünen, aman bana bağlanılsın, bana sadık kalınsa, hatta bana bağımlılık çalıştırsın, yani ben öyle sevileyim isteneyim ama sevgi yok kalpte tabii, Allah vermemiş, ruh yok çünkü, irade yok. Sadece korku ve tedirginlikler üzerinde hayatta ben yalnız kalacağım diyen, evet, endişeli bir mesaj alan bir karmik enerjiye sahip bir dişil gözüküyor burada. Bu ilahi dişil değil bu kartlar arkadaşlar. İlahi dişil kartı budur. Elinde tarot olan, rehberlik yapan bu dişildir. Bakın, peçesiz Azize, gerçek ilahi dişil yani. Peki. Zaten Sirius yıldızının altına verildi. Şimdi bu yanlış kişi karma bir evlilikte bir azizle evli olan bu kişi, tılsım kraliçesi, kraliçe değilken kendisini kraliçeliğe soyulmuş.
yanlış olan karmik enerjiye sahip bir dişi de asla kral, kraliçe olamaz zaten. Sadece o enerjileri taklit ederek ilahi erili kandırıp bu yuva içerisinde, bu karmik enerjiye sahip yuva içerisinde tutmak çabası vardır. Aziz de bu karmik bir enerjiyle evli olan, karma evlilikte olan, bitmesi gereken bir evlilikteki bir erili temsil eder. Fakat eril de burada doğru bir evlilikte olduğunu, gelenekçi bir evlilikte olduğunu, çok kabul gören bir evlilikte olduğunu, Allah'ın nazarında bunu kabul gören, hani çok gelenekçi, ata soy temsil edilen dünya boyutundaki, işte aklınıza gelebilecek bugüne kadar tarihsel, insan tarihinde öğrendiğimiz o kutsal kabul edilecek evliliğin tam zıttı olan bir evliliği ifade eder. Azizle de buna perde örülmüştür. Bir azize aziz deyince bilge sıfatlarıdır ve bilge, doğru, düzgün, hani güzel, bilinen, takdir edilen, kabul görülen, gelenekçi, ne ola ki ben evlenmek isterim, ben evliliğimi gelenekçi olmak gelenekçi bir evlilik yaşamak istemeyebilirim, öyle değil mi? Ve 20-21. yüzyılda nasıl oldu, gelinlik modelleri bile değişti, değil mi? Sadece topuklu ayakkabılarla 1800'lerde, 1700'lerde korselerle hanımefendilerin belleri sıkılıp böyle kafes içinde bütün gün nefes almadan akşamı nasıl edeceğim diyen evliliklerden, evlilik giysilerinden başlandı. Günümüzde spor ayakkabı giyiliyor, değil mi, altına? Şimdi böyle bir değişime bakınca aslında hiç kabul görmeyen bir evlilik içinde olan bir ilahi elil, karma evlilikte velhasıl bu evliliği kabul görmüyor. Fakat o kendince, kendi nazarında bu evliliğin kutsal olduğunu düşünüyor. Birlikte olduğu bu yanlış kişi, karma evlilikteki Lilith enerjisine sahip olan bu yanlış kişi, burada da Lilith'i verdi zaten, ve ilahi dişili, ilahi erilin ruh ikizi eşi olduğunu, kadersel partneri olduğunu öğrenir ve onun rollerine sunarak kendisindeki tüm yanlış karmik durumları azize olan bu bilge sıfatındaki ilahi dişine yatsıyarak iftiralarla onu karalar. Eril de buna inanır. Sınav olacak ya bu. Şimdi bu yanlış kişi karma bir evlilikte iken o kadar çok zihin yapar kendiyle savaşır ki, değnek beşiğini anlamış şudur. Sen burada düşündüğün her şeyi tam tersini düşünürsen aslında doğru bir şey yapıyor olacaksın. Sadece zihinde kendi kendisiyle çatışmadır bu değnek beşli kartın en büyük anlamlarından bir tanesi budur. Ve bu doğru değildir. Peki şimdi burada azize bilge ve önünde tarot fermanı olması, ayakların önünde de hemen gerçek ilahi dişil, başında gerçek ilahi dişil tacı olan, arkasındaki fonu da nar olan, bolluk bereket içindeki kendisiyle, yani kendisinin adım attığı her yer bolluk olabilen, şifalanabilen, verimli olan bir seçilmiş dişildir yani. Ve burada da zaten gerçek ilahi dişil geldi. Bu da Kipr destesinin ilahi dişilidir. Fakat neden bugüne kadar çok mahkeme ve muhakemede kalındığına gelince, ilahi eril sen benim çok kötü bir zamanımda denk geldin diyerek sanki üçüncü kişiymiş gibi düşünüp, çok kötü bir şans oldu yani, çok ters bir zamanda sen benim karşıma çıktın ve bir travma yaşıyor kendi içinde, değnek beşliğiyle de verildiği gibi, para beşliğiyle verildiği gibi, kılıç beşliğiyle verildiği gibi, kılıç yediliğiyle verildiği gibi, daha saymaya gerek var mı? Ve sadece hayal kurup belki de 33 yıldır tanıdığı ya da 33 yıldır evli olduğu, zaten işte belki de daha öncesinden tanıyor ama 33 yıldır evli diyelim. Bir 13 yılda öncesini düşünün, belki 39 yıldır. Öyle gel. Burada 30 yıldır evlisin ama 33 yıldır mahkeme yapıyorsun. Hani öyle bir şey ki, şimdi 33 numarada düşüne saçlarını beyazlatmış bir ilahi eril var burada. Ve hayatındaki bu yanlış kişi kendisini mütemadiyen 30-33 yıl boyunca karalamış. Net 30-33 yıllık tanışıklık olanlar geldi burada. Ve bu kişiyi mahkemeye verdiniz. Bugün düğün,
bu bir hafta içinde, bir ay içinde, 3 ay içinde, belki yarın, belki 3 gün sonra, belki bu 30 gün içinde vermek zorundasınız. Bu kart öyle bir karttı. Şimdi yargı kartı 30 numara direkt 3. kişi enerjisine işaret eder. Denir ki bu kişi sahte, yanlış kişidir. Sana sunduğu hiçbir hayale de inanma. Bu bir Lilith enerjisidir. Bunun bilinç altında korkudan başka bir şey yok. Bu karanlıkların insanıdır. Ve sende de korktuğun, bugüne kadar halı altına süpürdün o bütün korku, karanlık yanların, o bastırmış olduğun korkuların var ya. İşte bu Lilith enerjisi senden kendisinin gizli sırlarını, arzularını sana söylemeden sır dolu olan, bütün hayatı seninle birlikte olduğu süre boyunca da sırlı olan, bakın gizem başkadır, sır başkadır, ikisi aynı şey değildir Allah arkadaşlar. 17 numara klasik tarotta bize ne der? Sevgi Allah'ın gizeminin üsturlabıdır denir. Sırın üsturlabıdır denmez. Çünkü sır karmik enerjilere, Lilith enerjisine ait bir enerjidir. Gizem ise, hani bilmediğim bir şey korkmaması da bu güzel bir lütuf ve bu Allah'tandır. Çünkü gizemin olduğu yer Allah'ın en büyük gizem olduğunu, ama Allah'ı bilmek istediğinde, yaratılışı bilmek istediğinde, kendini tanımayı bilmeyi istediğinde, neyin içindeyim ben deyip, eğer kendine de orada muhakeme yapıp, işte değnek beşliyle zihin çalıştırıp boş düşüncelere düşmez ise, saçlarını ağrıtacak kadar 33 yıldır, belki 40-50 yaşındasın, 33 yıldır mütemadiyen düşünüyorsun bu doğru bir evlilik demeyeyim ben, bu doğru mu değil mi? 33 yıldır zaten sorun yaşıyorsun, 33 yıldır zaten tanıdığın birinin senin için uygun olmadığını gösteren bir karttır. Yani sen evlisin aziz, ama zaten karma bir evliliktesin ve bu evlilik senin için uygun değil. 33 yıldır düşünüyorsun, neyi düşünüyorsun? Burada bir tılsım kraliçesiyle evlisin. Ve bu da destenin yanlış kişisi zaten. Ve bu kişi seni yargılayan, seni eleştiren, senin canına ot tıkayan, öyle iptal iptal iptal, hani canına, yani canına bile kastedebilecek kötü bir enerji. Bununla evlisin 30 yıldır, 33 yıldır düşünüyorsun. Bunun karma evlilik olduğunu da biliyorsun. Gel gör ki bunu değiştirmekte bir adım atamıyorsun. Sürekli muhakeme yapıyorsun. Kupa ası ve tılsım ası da şunu söyle: bu ilahi bir aşktır. Burada kılıç dörtlüğüyle bekleme yapma. Yanlış yapıyorsun. Kılıç yedili arkadan iş çevirme, ama çeviren kim? Tabii ki üçüncü kişi. İlahi eril veya dişiniz değil. Para beşli ve buna inanan bir aziz ilahi eril saçlarını beyazlatmış ve hala bunu düşünmekten, karma yanlış bir evlilikte olduğunu, bunu ben bitireyim mi bitirmeyeyim mi diye 33 yıldır muhakeme değmişsiniz arkadaşlar. Oh, ancak cümle çıkabildi. Ne diyeceğim, nereye varacak dedim, nefesimi tuta tuta okudum, nefes arada gerçekten nefes alıp veremedim yani haşa, tabii ki aldım verdim iptal iptal, hani cümleler o kadar kesiksiz geldi peşi sıra, hani neden burada para beşliği yaşayasın, mükemmel bir ruh ikizim var burada, mükemmel yani mükemmel, ve sen bununla ilgili zihin yapıyorsun, düşünce yapıyorsun. Ama dur, bu öyle bir şey değil. Yani bu o değil, bu o değil. Sen bir dur. Bundan öncesi var. Bir üçüncü kişiyle evlisin ve onunla bir ticari işbirliği yapmışsın. Yani aşkın, sevginin olmadığı bir yerde bir para birlikteliği kurmuşsun. Ve o gün bugündür seni bekleten, arkandan iş çeviren, sana hile yapan, seni belki kötüleyen, seni sürekli şikayet eden, senden memnun olmayan ve seni memnun edemediğin. Ama evli olduğum biri. Bir karmik enerji var burada. Sen bunu çok fazla muhakeme ediyorsun. Ve mütemadiyen de kendini kandırıyorsun. Bir üçüncü kişiyle evlisin. Bunu kendine ifade edemiyorsun. Yani ben aslında yanlış biriyle evliyim işte, sevmiyorum, bu kadar, ez cümle. Ama sen 33 yıldır o kadar kendine bunu itiraf edemiyorsun, bastırıyorsun ki
Evli olduğun başka, sevdiğin başka ve bir kutlama yapmak, mutlu olmak istiyorsun. Nasıl olacak? Üçlü bir ilişki Allah katında asla ve asla kabul görecek bir şey değildir. Nitekim 4 yıl olacak anlattım bu döngüde. Çok da net okumalarım gösterdi ki anda akan tüm okumalar anda akış bilgisiyle yapılmıştır ki bu kötü bir enerjiyle evlisin. Bunu zaten de biliyorsun ama her gündeme geldiğinde işte sen belki 20 yıl boyunca zaten 20 yıldır evlisin. 20 numarayla geliyor aynı zamanda 20 yıllık evlilikleri gösterir. 20 yıldır tanıyorsun evli olduğun kişiyi. O kadar masum değil ki bitir onu. Hani o kadar karma. Öyle köklü bir karma yapmışsın bir de adına köklü. Gelenekçi güzel bir kabul gören bir evlilik gibi zannetme yanılgısındasın. İşte zaten onun için de sen 20 yıldan beridir mahkeme muhakeme ediyorsun. Ve sürekli insanlar ne der, çevre ne der, ailem ne der, o ne der, bu ne der. Hatta işteki en gereksiz çalışanına bile belki acaba ben boşanmış olsam benim hakkımda ne der, ne düşünürü düşüneceğine ben ne kadar mutsuzum. Ben aslında hiç bana uymayan biriyle evlenmişim. Hadi gözüm kapalıydı evlendim. Nikah masasına bir şekilde oturtulmuşum. Evlenmişim kendimi bu evliliğin içerisinde bulmuşum. Ve benim bu evlilikten aslında boşanmam gerekiyor. Evlenmiş olabilirim. Ama evlenmeye evet deyip de o masaya oturan ben olduğum gibi de aynı şekilde de ben bunu da bitirebilirim. Bu kadar net. Bu kadar net. Demek ki imkansız olan hiçbir şey yok. Ben evet deyip de başladığım oturduğum o sandalyeye de aynı şekilde dilekçe verip hayır deyip bu evliliği de başlattığım gibi de bitirebilirim diyebilirdin denildi. Ve artık bu evlilik seni öyle bir pes etme noktasına getirdi ki ve bununla o kadar çok sınandın ki senin en büyük bütün ruhundaki açılan ruhta aslında yaralar açılmaz. Zihnin kişideki yarattığı bilinç illüzyonlarıdır. Aslında bilinç illüzyonları kişiye acı yaşatır arkadaşlar. Ruh yaşatmaz. Ruh Allah'tandır. Ruh en büyük irade, akıldır. En büyük iradedir yani hani onun üstünde irade yok Allah'a bağlıdır Allah'ın kendisi ifade eder ruh yani Allah'tandır sen de Allah'tan olan Allah'tan olma bir parçasısın artık ne diyecekseniz peki ne ola ki ruhta yara olabilsin nasıl büyük bir algı yanılması değil mi arkadaşlar ruh yaralanmaz arkadaşlar. Ruh kusursuzdur ve Allah'a bağlıdır. Ruh ne yapacağını bilir. Siz zihne düşüp düşüncelerinizle bedeninizi sıkarak iskelet sisteminizde özgürce ruhu serbest bırakmak da diyemeyeceğim. Ruh zaten serbesttir. Zihin kontrolüyle bilinçaltı illüzyonlarınızla zannedersiniz ki ben ruhu yönetiyorum. Halbuki ruh yönetir bizi. Fakat İllüzyondaysak illüzyon senaryolarıyla yönetiliriz. Gerçekçi ve hakikatimizi görüp kabul edebiliyorsak yanlış bile yapmış olabiliriz. Fakat yanlışımı kabul ediyorum. İşte bir Lilith'le evliysen ve onun gizli arzularını, duygularını bilmiyorsun o bir sahtekarsa kötü bir şans olmuş ve sana travmalar hayatın boyunca yaşanmış hem kendine yaşatıyor bana mısın demiyor hem sana yaşatıyor çünkü onda ruh olmadığı için o senin kadar yara almıyor güzel olan sensin hani diyeceksiniz ki ben şimdi bir beyefendi olarak dinliyorum nasıl güzel olurum güzel ruhun güzel insanlığın güzel anlamında söylüyorum ve dolayısıyla sen aslında kötü bir ruhla mücadele ruh da kötü olmaz ruh Allah'tandır ve ruh verilmiş olan kişi de kötü olmaz arkadaşlar zaten hani Kur'an'da da geçer ya kutsal kitapta da işte gözler verilmiştir görmezler, kulaklar verilmiştir duymazlar, dil verilmiştir dönmez de ifade etmez, Allah demez yani.
İşte ona da Allah ruh vermemiştir. Allah'ın ruhu yoktur onda zaten. Onun için o ne yapsa kendine göre o yapabilir. O Allah'a karşıdır onun taahhüdü. Ama senin taahhüdün Allah'a ve kendine karşı. Onun sana çektirdiği o bilinç altındaki sana yaşattığı kendi bilinçaltı korkularını, karanlıklarını, bastırılmış intikam duygularını, gizli arzularını, öfkelerini, o savaşma duygusu, o savaş hırsı, o kötü niyet, o düşmanlık, o sinsilik, o yoğun tutku, cinsellik, libido artışı, o hani Selçuk Sasa enerjisi Katina'daki. Şimdi böyle iken sen bir erilsin, mücadele edebilirsin. Allah sana da mücadele etme yeteneği vermiş. Ve sen eril enerjine sahip çıkar isen aslında burada Mars etkisi yaşamak ve sınavlar yemek yerine neydi? Bilge Süleyman'ın krallığının mührüdür. Hareket edersen o zaman Jüpiter etkisi görürsün ve Jüpiter'de mutluluktur, bolluktur, iyimserliktir, güzel düşüncelerdir, zenginliktir, fırsatları gösterir ve böylece sen yeni başlangıçlar yapabilirsin. Ama yapabilmen için de işte senin bu düşünceleri bitirmen gerekiyor. İşte mahkeme, muhakeme, üçüncü kişi, yoksulluk, kıtlık, yapamam ki, edemem ki, elim kolum bağlı ki, gitsem nasıl olur, yapsam nasıl olur, gitmesem ne olur, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, seviyor mudur, sevmiyor mudur, öyle midir, böyle midir, biri var mıdır, yok mudur. Ah arkadaşlar, ah. 33 yıldır yargıç, acaba ben boşanırsam benim için ne der diye bu kadar gereksiz, bu kadar uzak, alakası olmayan bir kişinin, çevrenin, en uzak tınının bile ne diyeceğini düşünmüşsünüz. Ben bir insanı seviyorum, ben bu işe ne diyorum, ben bu evlilikte mutsuzum. Yani bir Lilith enerjisi, bir karanlık enerjili, bir kötü şansla, bir travma evliliği içindeyim işte. Evet, ben bunu bir zamanda belki uyuduğum farkına varamadım, kötü bir şans olarak önüme çıktı. Ama ben onu iyi şans olarak görmüştüm. Belki işte denize düştüğünüz bir yıza, nedir, denize düşen yılana sarılır denir, görememiş olabilirsiniz. Görmemeniz gerekiyordur, çünkü onunla sınav edileceksinizdir. Neden? Çünkü o muhakemeyi bırakıp da kendine karşı hayatım boyunca eğer gerçekçi ve dürüst olmuş olabilseydin, o zaman 20 numara yapıyorum ve 20 numaraya karşılık 20 numara geliyor iki farklı destede. Bu ilahi erilen sevdiği ilahi dişiliğiyle yaşamak istediği hayalindeki kurduğu bir evlilik evini temsil eder. Kipır destesininki de. Bu da klasik tarottaki 20 numara. Yine her ikisi de mahkeme, muhakeme, evlilik konularını temsil eder. Bakar mısınız, buraya kapandı. Rastgele. Şimdi tabii burada Algol asteroidin de etkisine de maruz kalmışsınız. Kötü şans, kötü bir evlilik olmuş arkadaşlar. Çok üzüldü diyebilecek bir şey bulamadım, yani cümle kurmakta zorlandım. Size rast gelen bir evlilik olmuş. Bu sizin dışınızda planlanarak kapınıza dayandırılmış, size dayandırılmış, içine çekilmişsiniz, çektirilmişsiniz. Kendi özgür iradenizi kullanmadan rastgele, iradesizce karar verip kendi hayalinizi bırakıp sevgili canlar evlenmişsiniz. Ve bu kişiyle minimumunuz 30 yılla 30 yıl, o 30, o Lilith'le evlendiğinde zannetti ki hayatın en büyük bolluk bereketine sahip olacağını zannetmiş, ama aynı zamanda da şunu söyle. O kadar çok mahkeme muhakeme ettin ki etmeseydin, zamanında direkt evlenmeseydin. Çünkü sen zaten evlenip evlenmek isteyip istemediğine tam karar vermemişti. Bunu düşünecek fırsatın bile olmadı. Sana kendisini sunmuştu, sen de kabul ettin. Fakat sana kendisini sunduğunu zannetmedi. Sen öyle düşünmedin. Sen zannettin ki hayat
Tabii ki bir 30 yıl öncesinde düşünürsek tevafuk ne kadar çok biliniyor gündemde. Her şey tesadüfe bağlanır. İşte tesadüfen karşıma çıktı, iyi bir şans, iyi bir evlilik olacak. Hadi o evlenmek istiyor, hadi evlenelim. Ya da işte anne babayı kafeslemiştir, kapaklamıştır. Hani yani ikna etmiştir, altyapısını çalışmıştır. Eril de işte delikanlımız da askerden gelirse, kızımız da var burada hazır, hadi evlendirelim. Olur mu? Delikanlı da askerden gelmiş, zaten de evlilik hani. Doktor, mühendis, avukat olsun, bir de evlilik olsun hani. Oğlumuz da evlenmek istiyorsa eğer, ne derse veya demeden bile tamam biz karar verdik, o zaman bu evlilik olsun denilmiş. 30 yıl evvelinde Lilith enerjisiyle siz evlenmişsiniz arkadaşlar. Ve hiç yargılamadan evlenmişsiniz. Ben 4 yıldır bu döngüyü okuyorum. Bir an bile ilahi dişiliniz bu kadar büyük aşkla, sevgiyle sevdiğiniz için böyle bir şey demediniz. Siz bugün ayın 20'si mahkeme muhakeme 20 numaraya tekabül eden 20 Şubat 2024, bu kartlar bana şunu söylüyor arkadaşlar. Siz o kadar gereksiz yere, o kadar fazla, o kadar aşırı temkinli, kontrolör ve o kadar çok mahkeme muhakeme etmişsiniz ki, yani evli olduğunuz kişinin Lilith olduğunu biliyor musunuz? Bakın üstüne düştü kart. Ne diyor? Buraya düştü. Kötü bir şanstı. Evet, evlendim onunla. Fiziksel ve ruhsal olarak da siz büyük bir çöküntü yaşamışsınız burada. Ve bunu hiç kimseye söylememişsiniz. Koşulsuz sevgiyle sev derken siz, karşı tarafın sizi koşulsuz sevgiyle sevmediği, sadece para çıkar, maddiyat için, zenginlik, rahat edeyim, işte delikanlımız çalışsın da bana baksın zihniyetinde olan bir tattar et enerjisine, hani evleneyim evlenmezsem çıldırırım diyen tattar et enerjisi var ya arkadaşlar, siz öyle bir çılgın, bir deli tattar et enerjisine denk gelmişsiniz. Laro tarotta deli kartı var ya, tam bir Lilith'e denk gelmişsiniz. Öyle bir Lilith'miş ki sizi, öyle bir korkutmuş, sindirmiş ki. Halbuki siz böyle biri değilmişsiniz. Fakat siz ona karşı hiçbir şekilde mücadele etmemişsiniz. Asıl eliniz kolunuz o kişiye karşı bağlıymış arkadaşlar. Ve 30 yıldır, 33 yıldır deniliyor ki burada, bu kişiyi boşamak istiyor, boşamıyor. Bu eril bu kadar akılsız davrandı. 30 yıldır düşünüyor, boşamıyor. Boşamak istiyor, boşamıyor. Mahkemeye gidip belki dilekçe veriyor, sonra vazgeçirtiyor onu, nameler yapıyor. Bu da namelerini yiyor denildi. 30 yıl önce kötü bir şans, bir travma gereği, belki travma yaşadığınız bir travmatik durumdan geçiyorduysanız geçmişinizde ve o travmatik durumdan sadece kaçamadığınız için iyileştirmek yerine Şiron geldi burada. Çünkü Şiron'da zaten nedir? Kişinin kendinde açtığı yaralarını gösterir. Hani bu kişiyle evleneyim, yani evlenirsem ya da böyle bir kişi karşıma çıktı ben kurtulurum dediğiniz noktada yanlış bir karar, yanlış bir Lilith enerjisinde olan bir karmik kişi enerjisine, azılı bir kobra enerjisine denk gelmişsiniz arkadaşlar. Ez cümle bu. Sizin için gerçekten çok büyük, çok kötü bir şans olmuş. Çok üzüldüm hakikaten. Allah kimseye göstermesin, kimseye vermesin. Denir ya, düşmanın başına vermesin diye. Öyle bir azılı Lilith enerjisine denk gelmişsiniz. Bu kişiyle de siz bir evlilik yapmışsınız. Bunun da iyi olacağına, bolluk, bereket. Yani öyle demişsiniz ki, hani denize düşen yılana sarılırım. Misali bu benim güneşim, yıldızım, işte eş ruhum, ruhu işim, ne demişsiniz o dönem, artık nasıl sarılmışsınız. Bu benim güneşim deyip dört elle sarılmışsınız. Bir dediğini de iki etmeden, öyle ki öyle ki, o ne kadar kötüyse siz o kadar iyiymişsiniz. O ne kadar sizi sömürüp sizden hep almak, çalmak istemiş sizi sizden, siz de o kadar kendinizi
ona alan açmışsınız, sizi sizden çalmasına, hayatınızı sizden çalmasına izin vermişsiniz arkadaşlar. Yani azmeden bir cahil sizi yenmiş arkadaşlar. Ben burada onu gördüm bu kartlarda. Yani iki tane, üç tane, yedi tane Lilith kartı geliyor. Üzerinde Lilith yazması gerekmiyor ki. Bir kılıç beşli, kılıç yedili geldi. Değnek beşli geldi. Zaten yanlış hatalı kişinin kendisi geldi. Burada Lilith kartı var. Zaten yargı kartı da. O da onu bana söylüyor. Şiron kartı, Mars kartı, Ay kartı. Ay yani gerçekten çok kötü bir şans. Siz de kendisini çok popülariter, çok belki de taliplerim var diye satışta bulunmuş. Hani çürük bir elma kendini allamış, pullamış. Size de satışını çok güzel yapmış. Siz de bunu çok güzel kırmızı bir elma deyip oradan ısırık almışsınız arkadaşlar. O ısırığın adı da 30-33 yıldır evlilik olmuş oluyor arkadaşlar. Bu videoyu her kim denk geldiyse bilin ki şu an bir yıllık evlilikte olsanız bile çok sevdiğiniz eşiniz, kocanız da sizi seviyor. İşte bir Lilith enerjisi sizden onu çaldıysa eşinizi, karınızı, kocanızı, işte bu kişi şu ana kadar bana gelen kartlarla şurada baktığımda 33 rakamı minimum. 33 yıldır tanıyor olabilirsiniz yani. 20 yıldır evlisinizdir. Hani 33 yıl tanıyorsunuzdur, 30 yıldır evlisiniz. 33 yıldır tanıyorsunuz. Belki 20 yıldır evlisiniz. Belki 14 yıldır evlisiniz. Kiminiz 5 yıldır evli, kiminiz 7 yıldır evli, kiminiz 11 yıldır evli, kiminiz 20 yıldır evli, kiminiz 30 yıldır tanıyor, 30 yıldır evli oluyor olabilir. Tarihler, yıllar da bu şekilde içime geleni söyledi. Siz Lilith'e böyle birine denk gelmemiş olsaydınız, o gün, o tarih itibariyle o kişinin aslında sizin için üçüncü kişi demek, doğru olmayan kişi demek yani arkadaşlar. Kısaca kötü enerjiye sahip, her türlü kötülüğü yapabilecek enerjiye sahip kişileri temsil eder. Hani Lilith dediğimiz bu değnek kraliçesi, işte tılsım kraliçesi de geldi bu arada. İki tane farklı destede muhakememiz var burada. Dolayısıyla siz Allah'ın mucizesi deyip sarıldığınız bu kişiye mutlu bir evlilik, bolluk içinde olacak. İşte biz hani çok mutlu olacağız. Zaten kendisi çok iyimser, sizi kapaklayacak ya tabii, o zamana kadar gerçek yüzünü gösteririm, göstermemiş. Size de dünyanın en büyük zenginliği ve fırsatıymış gibi kendisini sizi o çürük elma kırmızıya boyamış, allamış, pullamış, bir güzel de parıl parıl parlatarak, sanki kendisi de sizden zenginmiş gibi göstererek, hayatında geleceğindeki en büyük fırsatmış gibi çok doğru yeni başlangıçlar yapabilirmişsiniz gibi sizi buna inandırmış bir sahtekar görüyorum arkadaşlar. Ve siz o nikah masasına oturtmuş, o günden bugüne de siz nikah masasına oturduktan sonra ilk birinci yıldan itibaren bu kişinin sizin için yanlış olduğunu anlamışsınız. 33 yıldır muhakeme ediyorsunuz. Yani bu kişiyi evliliğinizin birinci yılı itibariyle tanımışsınız. Yanlış bir evlilik yaptığınızı, yanlış bir kişiyi hiç tanımadan onun nikah masasına nasıl oturduğunuzu bile belki düşündünüz, belki düşünmediniz, bugünlerde düşünüyorsunuz. Beni nasıl oturttu, yani beni nasıl kandırdı, nasıl nikah masasına oturttu deyip sizin birinci yılda fark eder etmez boşamanız gerekirken 33 yıldır düşünüyormuşsunuz, 33 yıldır boşamak istiyorsunuz, 33 yıldır boşayamamışsınız. Oo, ilahi elimden fırladı. 2 numara ilahi dişinin kartlarına çarptı. Bakın şimdi arkadaşlar, ekranda birlikte izliyoruz. Maalesef ki bu bir erili anlatıyorum. Aziz de geldi ya zaten. Kendi ruh ikizi, şu tarot kartlarıyla olan gerçek ilahi dişil karşısına çıkmış. Siz gerçek ilahi dişili sevdiğiyle, yani bugün sevdiği, işte ne zaman tanıştıysanız, kiminiz belki 33 yıldır İlahi ruh ikiziniz de karma bir evlilik, Lilith'le evlisiniz ama belki aynı mahallenin çocuklarısınız, ruh ikizini sevdiğiniz ilahi dişiliniz de belki kimileriniz için bu olabilir. Burada şu kartlar bana şu şekilde şunu söylüyor: çarptı, ters döndü kapanarak. Açtığımız kart elimden fırlayan, bakın, yargı kartı.
kötü bir şans kendini popüler biri olarak onun yıldızıymış gibi, çok büyük bir yıldız gibi parlıyormuş gibi, çok güçlü ve çok istikrarlı, tam evlilik için ideal bir insanmış gibi göstermiş kendini ama korkunç bir Lilith'miş arkadaşlar. Siz evlendiğiniz kişiyle 33 yıldır bu kişiyi evlendikten sonra ilk birinci yılda tanımışsınız. 33 yıldır boşamıyormuşsunuz. İşte fakat size de bu çarpıp ilahi dişil kartlarını çarpıp buraya kötü şans kartın üzerine düşünce. Çünkü sevgili arkadaşlar Rigellus asteroidi zaten kötü şans, kötü fırsatları işte iyi yönetebilirsen yıldızın da parlayabilir. Güç ve istikrar getirebileceği gibi kötü şans ve fırsatları da sizin kapınıza dikebilir. O yüzden bu öyle bir asteroittir ki yani bunun etkisinde melankoliye kişi düşerse kötü yönetir, kötü şans, kötü fırsatları getirir. Bu kişi böyle bir kişiyken kendini orayı iyi yönetmiş, o zaman iyi pazarlamış ve size çok güçlü ve istikrarlı göstermiş kendini ne zamana kadar ama. Foyası ne zaman ortaya çıkmış biliyor musunuz? Siz anlamamışsınız hiçbir zaman. Ne zaman ki ruh ikizinizle tanışıp gerçek bir aşkı yaşayınca, sizin gerçek bir azize olduğunu anlayınca, oh, of 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 of. Bu ilahi dişili bu kötü kişiyle karıştırmışsınız. Bu gerçek ilahi ruh ikizinizle tanışıyorsunuz. Tıpkı buraya da kapandığı gibi. Sizi yargılamışlar. Yani ilahi eril, ilahi dişili yargılamış. Fakat ilahi dişil beni yargılıyor dediği noktada sistem de kendisine demiş ki hayır, o seni yargılamıyor, sen onu yargılıyorsun. Sen onu yargılayacak davranış, hareket ve düşüncelerdesin. Sen yanlış davranıyorsun. İşte belki sen kötü davranıyorsun. Aslında sen ona kötü biriymişsin gibi kendini lanse ediyorsun. Aslında sen de böyle değilsin, o da öyle değil. Sen kendini ona kötü lanse ettiğin gibi. İşte düşünün şimdi bir narsist tagral dönemini hatırlayın. Sahi ne yapıyordu? İşte cümleleri mıknatısla belki ağzından çekip alabiliyorsunuz. Konuşmuyor, bir şey demiyor. Söylenmesi gerekeni söylemiyor. Söylenmemesi gerekeni söylüyor. Size iyi davranırken kötü davranıyor. Size dört elle sarılıp bu kadar mükemmel insan bulmuşken, bu kadar karma bir kişiyi bitirmesi gerekirken birbirinin tam zıttı iki karakter. Bakar mısınız? Biri mükemmel, ilahi, dişil. Biri de korkunç Lilith enerjisi. Peki sizle tanışmadan önce burayla 33 yıldır tanışıyor. İşte kiminiz 20-30 yıldır da evlisiniz, kiminiz de 33 yıl önce tanımış, 33 yıldır evli de olabilir. Deniliyor ki burada ne zamana kadar ama ne zamana kadar bu kötü şans ne zamana kadar devam etmiş. Ruh ikizini daha tanıyana kadar ve ruh ikizini tanıdığı zaman onu o kadar eşsiz biri olduğunu görüp etkileniyor ki dört dörtlük yani hayatımda hani ben biriyle birlikte olmak istesem işte bu kişiyle olmalıymışım. Ben işte yanlış biriyle evlenmişim. Zamanda kötü bir evlilik yapmışım. Kötü bir şans. Aslında hiç de birlikte olmamam gereken bir Lilith enerjisiyle birlikte olmuşum. Sırf onu beni yargılayacak, ailem yargılayacak diyorum ya. Yargıç bile ne der diye düşünmüş. Ne alaka değil mi? Hani yargıç görevini yapar gider orada senin hayatın niye etkili olsun? Veya yargıç bile ne düşünür, ne önemlidir ki yani? Hani bu kadar gereksiz olan herkesin gereksiz enerjisini, haşa bunu yargıç sevgili gönül dostlarıma burada bir şey demiyorum yani şunu demek istiyorum. Ahmet mahkemeye verecek ya karmik Lilith'i. Oradaki yargıç davayı sonra sen niye boşuyorsun mesela bunu diye sordu. Onu bile ne düşündüğü bu çok önemliymiş bu ilahi eril için. Örnek olarak Ahmet diyelim ona. İlahi eril olsun. Ama Ayşe ruh ikizi ne deri hiç düşünmemiş arkadaşlar. Bu yanlış Lilith ne der? Onu boşarsam üzülür mü? Mağdur olur mu? Benim hakkımda kötü bir adam olarak düşünür mü? Onun ailesi benim kötü bir adam olduğumu düşünür mü? Benim ailem benim hakkımda kötü bir adam olur mu diye düşünür mü? Bütün bunları düşünmüş fakat ruh ikizine aşıkken, çok da severken hiç o ne düşünür? Üzülür mü? Ben böyle bir karmik ilişki içine çektim onu. Aslında o insan bu işin içinde de değil. Benim zaten 33 yıldır temizlemem gereken çok büyük azılı bir karmik ilişki var burada. Hani adı ilişki bile değil yani. Öyle söyleyeyim size. Hani o kadar Allah'ın nazarında kabul görmez.
Bununla sınav ediliyormuş 33 yılda. Ta ki ruh ikizi karşısına çıkana kadar onu gerçek aşkı, yani Lilith'i gerçek aşkı, sevdası zannederken bu yanlış sahtekar kişiyi 33 yıldır, 30 yıldır muhakeme ediyorlarmış. Bu mücadele etmişler, bunların hırslarıyla, öfkeleriyle savaşmışlar. Onların yoğun tutkularına cevap vermeye çalışmışlar. Onların cinsellik isteklerine ve bunun eril versiyonu, libido artışı, ona cevap vermek için insanca yetişememişler. Hani o denli de kötü ruh, hani saplantılı, bakar mısınız? Bunu ortaya çıktığı an gerçek ruh ikizi Azize hayatına girdiğinde karmik ilişki nedir, yanlış evlilik nedir, sahte aşk nedir, gerçek aşk nedir farkını ancak öyle ruh ikizi sayesinde tanıdı ve öğrendi. Çünkü bu insana gerçekten aşık oldu ve böyle bir duygu hayatı boyunca bir daha önce hiç yaşamamış olduğu için ödü patladı. Tövbe tövbe tövbe. Mecazi anlamda yani, o kadar korkmuş hani. Bu nasıl bir şey? Ben nasıl böyle sevebilirim? O kadar fiziksel olarak, ruhsal olarak, bedensel olarak, tensel olarak o kadar güçlü duygular hissetmiş, öyle fiziksel çekilme olmuş ki hani ruh ne diyor Rumi tarot kartında? Ruh yaşam ve yaşayanı özler, özü sonsuz Allah'tır ve ruh kavuşmak istediği diğer yarısını gördüğünde ruh diğer yarısını asla bırakmaz çünkü Allah'ın emridir, taahhüdüdür, onunla tamlanacaktır. Ve ne anlamış ilahi eril olan Ahmet diye örneklendirdiğim Ayşe ile tanışıyor. Ayşe de ilahi dişil olsun. Şimdi Ayşe diyelim isim olarak, daha net anlayın somut plan için. Bu da Lilith. Şimdi bu Lilith, bu da ilahi dişil. Biri Havva, biri Lilith. Peki biri Adem. Diğer içinde yine Adem. Adem tek ama bir Lilith var, bir de Havva var. Lilith başta bunu kapatıp nikah masasına oturtuyor 20, 30, kiminiz için 33 yıl önce. Kendinde bir o kadar Havva gibi gösteriyor. Kimmiş? Lilith'miş. İlahi erillerde gerçek havalarıyla, ilahi dişilleriyle, gerçek rehberleri, önderleri, bu şu anlamda değil yani, o benden daha akıllı bana önderlik ediyor, o anlamda değil arkadaşlar. Koşulsuz sevgide asla eşi ve benzeri olmayan bir gerçek ilahi dişil, Allah'ın sadık vekili, elçisi, ruhsal, ruh eşi olan, ikiz ruhu olan, yani bir elmanın diğer yarısı olan, birbirlerinin diğer yarıları kavuşacaklar. Gerçek ruh ikizi olan ilahi dişille tanıştığında ilahi eril o zaman anlamış ilahi erilin ne olduğunu, ilahi aşkın ne olduğunu, gerçek aşkın ne olduğunu, karma enerji nedir, karmik enerji nedir, karmik eş nedir, karmik partner nedir, karmik ortak nedir, karmik arkadaş, komşu, evlat, ana baba, eş, eski eş, imam nikahlı eş, artık kimi koyacaksınız bu tabloda yanlış kişi yerine? Lilith'miş. Lilith kötü enerji, karanlık enerji, sırlı olan, sırları olan, her türlü 15 numara iblis enerjisini, şeytani enerjileri çalıştıran biriyle evlenmiş. O kadar da kıskanç, o kadar da yıkımlar yaşatan, o kadar da suçlayan, o kadar da zayıf ve korkak olan, o kadar da basit olan ve basit davranan biri için müzakere etmiş, müzakere etmiş, müzakere etmiş, karar verememiş, karar verememiş, karar verememiş, boğulmuş karar verip vermeme durumu içinde nefes alamayacak duruma gelince ilahi dişiliğiyle kadersel olarak tevafuk tanıştırılıyorlar. Birbirlerinin karşılarına çıkıyor. O zaman ilahi eril anlıyor ki kim gerçek bir insanmış, kim sahtekar, iki yüzlü maskeliymiş, maskeliyle gerçek ilahi dişili, sahte sevgi aşk gösterisi yapanla gerçek sevgi aşkı veren arasındaki farkı ilk defa o zaman anlamış. Ve bunu ne zaman anlamış? Ruh ikiziyle fragmanı yaşayıp araya reklamlara sokunca Allah'ın emriyle ilahi sistem
sinema sonradan oynanacak ama şimdi aslında geçmişte yaşanılmış olan geçmiş şimdi de yaşanıyormuş gibi bu Eril'e gösterilecek. Aslında geçmişi ona aynalandıracak sistem tarafından ve en doğru ve en hakikatli kim aynalatma yapar? Ruh ikizi tabii ki. Ve onun rehberliği, destekleri arka çıkmasıyla yani öyle ki burada öyle bir şey var ki doğru cümleyi bulmak istiyorum gerçekten. Hani ruh ikiziyle tanışıyor. Ruh ikizini inkar ettiği noktada sistem ayırıyor. Hadi git bakalım diyor. Ben sana şimdi bunu kimle tanıştığını sana göstereceğim diyor. Gerçek ruh ikiziyle hayatı boyunca hep kendisini sevmek ve sevilmek istediği bir insan karşısına çıkıyor ruhunun diğer yarası. Ve bıçak gibi kılıç asıyla sistem kesip gönderdiği zaman oraya vardığında da anlıyor ki bitirmek üzere gönderiliyor. Karma evliliği bitir deniliyor. İlahi Eril gidiyor orada kalıyor. Korkak. Korkak davranışlar sergiliyor. Ta ki pir olup saçları beyazlatıp bir bilge olana kadar o gün bugün olmuş. Hala 20 yıldır mahkeme muhakeme. Lilith'i boşayayım mı boşamayayım? Boşarsam doğru yapar mıyım diye Lilith'i koltuk altında bugüne kadar tutmuş. Peki Lilith kim, ilahi dişil kim, ilahi eril kim, gerçek hakikatli aşk kimdir, kime duyulur, sahte aşk nasıldır ayırımlarını da Lilith ile evli olduğunu gerçek ilahi ruh ikizi ilahi dişil hayatına girdiğinde yani sahın gamhat enerjisiyle Urmiye'ye gelişi tanışmaları fragman araya reklam giriyor ayrılık. Kılıçasıyla sistem kesiyor gidiyor diyor ki gönderiyor diyor ki bak sen 30 yıldır zaten istemediğin bir evlilik içindesin bu sahtekar kişiyle kim ne der diye dünya beni yargılar deyip de boşamadım bu kişiyi derhal boşa bu senin için çok yanlış sen zaten 30 yıldır bunu boşamak istiyorsun bir türlü boşamadın bunu boşa ve ne zaman ruh ikizi karşısına çıkarılıyor o zaman Lilith'in kim olduğunu öğrenmiş oluyor bakın. Gerçek sevgiyle kendisini sevene ilk defa denk geldiği için ve ilk defa da hayatında kendisi gerçek bir sevgiyle bir insanı sevmenin ne demek olduğunu ya aşık olunca yaşamaya başlıyor ve anlamaya başlıyor. Ve sistem burada aynalama yaptırarak ruh ikizi için korkup bırakıp ayrılınca sistem de demiş ki yok biz seni ayırıyoruz sen onu bırakacak güçte değilsin çünkü sen çok aşıksın zaten biz sana bıraksak sen zaten ayrılamazsın yalan söyleme burada kendini de kandırma hani dürüst davranmıyorsun burada tam da bir bilge yani bir pir bilgeliğindeyken böyle de değilmiş gibi davranıyorsun ve hala 33 yıldır karma biriyle hiç yani istemiyor hani adını karma bilemeyebilirsin karmik enerji karmik eş diye bilemeyebilirsin ama sen bu insanla evlisin ve kimle evli olduğunu biliyorsun aslında belki adını Lilith olarak bilmiyordun ilimde belki işte astrolojide tarotta işte belki değnek kraliçesi Lilith Tatret Midad diye bilmiyordun ama sen sahtekar biri olduğunu biliyordun ve sen birinci yılından itibaren bu kişiyi aslında istemediğini farkına da vardın ve bu kişiyi boşamak istiyordun. O gün bugündür. Peki neden bu kadar mahkeme muhakeme yapıyorsun? 20 yıl oldu, 30 yıl oldu deniliyor. Neyin bolluk bereketinin peşindesin? Neyin iyimser düşünceleri? Sen oranın değişmeyeceğini görmüyor musun? Birinci yıldan 30 yıldır, 33 yıldır sen bu insanı bitirmek istiyorsun. Evlenmeden önce anlamamış, evlendikten sonra birinci yılında anlamışsınız. Bir Lilith enerjisiyle birlikte olduğunuzu ve size bütün bunları, bu enerjiyi yaşatacağını ve özellikle ruh ikiziniz hayatınıza girdikten sonra çünkü neden siz ruh ikizinize gerçek aşkla aşık oluyorsunuz? Daha önce hiç kimseye hissetmediğiniz duygularla, hislerle ruh ikizinize çekiliyorsunuz. Tabii ki karşılıklı bu. İlahi dişilde, ilahi eriline, ilahi erilde, ilahi dişine. Fakat bunu ilahi eril dişil olarak tabii ki bilmiyorsunuz. Ama belki birbirinizi sen benim ruh eşimsin, sen benim diğer yarımsın işte veya biz bir elmanın iki yarısıyız gibi ifadeler bile çok böyle sanki bilinçsizmiş gibi haşa tabii ki değil Allah söylettirir onu söylemiş olabilirsiniz.
Ve hatta üzerine bir gece yatıp ertesi gün, 3 gün, 1 ay sonra ben bu insan nasıl böyle bir şey dedim diye de kendinize bile hayret etmiş olabilirsiniz. Hani ben bunu hayatımda kimseye söylemem, bu insana nasıl söyledim? Hani bu insanı daha tanımıyorum, belki bir iki görüşüyorum, hani nasıl böyle bir şey söyleyebilirim dediğiniz. İşte zaten onları söyleyebildiğiniz için ruh ikizisiniz zaten. Çünkü ruh diğer yarısını bilir, tanır, ne yapacağını bilir çünkü. Tamamlanmak ister onunla, birleşmek, birlenmek ister çünkü. Bu aşkı, bu sevdayı yaşamak ister ama siz ne yapmışsınız? Bu yoksulluğu kendinize, ruh ikizinize yaşatmışsınız. Siz aslında hayatınız boyunca yaşıyormuşsunuz. Ne zaman bunu fark etmişsiniz? Ruh ikiziniz hayatınıza girdiğinde gerçek aşkla, gerçek bir insanın sizi sevmesi şekliyle karmik bir insanın nasıl biri olduğunu, sevdiğini zannettiğiniz kişinin geriye dönüp bakmışsınız, 20-30 yıla, 33 yıla bir bakmışsınız ki aslında o beni hiç sevmemiş diye böyle düşüne kalmışsınız. Ve geriye dönüp bakmışsınız ki bütün hayatınız boyunca hep aslında aradığınız ruh ikiziniz gibi bir insanı aramışsınız, o da karşınıza çıkmış ama sizin de hazırlıklı olmadığınız bir dönemde değil aslında. Tabii ki bu kadersel olarak ayarlanır, kadersel olarak vakti zamanı gelmiştir karşınıza çıkar çünkü karmanın bitme zamanıdır, artık o karmanın bitmesi gerekiyordur. O yüzden Lilith'ten temizle arınmanız gerekiyor. İşte o kötü şans olan o Lilith, o karanlık senin yönlerini de ortaya çıkarıyor ilahi dişilin. Onu da işte ikiniz de ona baktığınızda bu insana peçesiz gerçek acısıdır. İşte siz buna baktığınızda Lilith olanın o değil, siz kendiniz Lilith enerjisini çalıştırdığını, o senin evli olduğun kişi olduğunu görmüş olursun. Peki sen hadi nasıl evlendiğini bilemedin. Birinci yılından beridir de bu insanla evlisin. Kötü bir şans, bir yıkım yaşadın. Kendini de belki suçladı. Çok özür dilerim. Ben böyle bir insan nasıl evliyim dedim bile belki kendi kendine, öyle değil mi? Peki nasıl şimdiye kadar bilemeyebiliyorsun? Neyin muhakemesindesin bu kadar zamandır? 30 yıldır, 33 yıldır, 20 yıldır rakamlar geliyor burada. 11 yıl, 7 yıl, 5 yıl, 20 yıl. Yani sen bu insanı evliymişsin onunla ama ruh ikizin karşısına çıkınca gerçek evlilikte sahtekar evliliği anlamışsınız. Gerçek bir kişiyle, gerçek bir insanla sahte insanı anlamışsınız. Gerçek duygularla sahte duyguları ayırt etmeye başlamışsınız. Öğrenmeye başlamışsınız yani. Aslında bir Lilith'e hiçbir zaman bağlı olmadığınızı, bu ruh ikizinize bağlandığınızı anlamışsınız. Çok özür dilerim, çok öksürük geldi. Burada bitireyim, devam edeceğim, kapatacağım arkadaşlar.